Merhaba 4B'nin sevgili çocukları. Yaklaşık 10 günlük bir aradan sonra derslerimize bir süre böyle devam edeceğiz. Bugün sabah EBA üzerinden uzaktan eğitim dersleri başladı. İlk dersiniz Türkçe, ondan sonra matematik dersi gördünüz. Matematik dersinde küpten ve birim küplerden bahsetti. Küp konusunu tekrar biraz daha size anlatma ihtiyacı duydum ben. Küpü geçen yıllarda da gördük biz zaten ama yine bir tekrar etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz zeka küpü, hepiniz bununla oynamaktan çok büyük keyif alıyorsunuz zaten. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım ben size şimdi. Küpün birbirine eşit olan 6 tane yüzeyi vardır ve bu yüzeylerin hepsi karedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi yüzeylerin hepsi eşit ve kare. Küpün 12 tane ayrıtı vardır. Ayrıt dediğimiz noktalar karelerin kenarlarının birleşme alanlarıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye sayabiliriz. Küpün 8 tane de köşesi vardır. Köşelerde şu sivri noktalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada çizmiş olduğum şekilde de zaten gösterdim. Şu kırmızı olan yerler ayrıt. Mor olan yerler köşe ve şu beyaz olarak kalan yerlerde küpümüzün yüzeyidir çocuklar. Bu kağıdın zaten fotoğrafını ben size göndereceğim WhatsApp üzerinden. Defterinize yazmanızı isteyeceğim sizden. Bir de küpün açınımı var. Küpü açtığımız zaman şöyle bir şekil ortaya çıkıyor. 6 tane eş kareden oluştuğunu söylemiştim ben size. Yalnız her açınım, yani 6 tane eş kareden oluşan her açınım bir küp oluşturmaz çocuklar. Bunun bir diğer özelliği de açınımlar kapandığı zaman açıkta kalan bir yüzey olmaması gerekir. Bu çizdiğim şekilde birleştirdiğimizde, ya bunu kapattığımızı düşünün. 2 ile 4. yüzey karşılıklı olarak geliyor. 1 ve 3 karşılıklı olarak geliyor ve 5 ve 6. yüzeyler karşılıklı olarak geliyor. Dolayısıyla yeni bir tane küp oluşturabiliyorum ve bu açınım bir küptür diyebiliyorum. Tekrar ediyorum. Her açınım bir küp değildir çocuklar. Size şu açınımı da ödev olarak göndereceğim ben. Bu açınımı istediğiniz renkte bir kağıda çizip bir küp oluşturacaksınız. Yani 3 boyutlu bir malzememiz olacak bizim elimizde. Daha sonra oluşturduğunuz bu küplerin çektiğiniz fotoğraflarını ya da videolarını WhatsApp üzerinden bana ulaştırmanızı istiyorum. Diğer göndereceğim ödev de çocuklar okulistik üzerinden yapacağınız bu ödev olacak. Burada İzometrik kağıt üzerine çizilmiş olan birim küpler var. Bunları siz de matematik defterinize kolaylıkla çizebilirsiniz. Ve tahmin ediyorum ki sizin ders kitaplarınızın arkasında da noktalı kağıt vardır diye düşünüyorum. Yoksa da artık noktaları kendiniz bir şekilde belirlemeye çalışın ve bu birim küpleri oluşturun. Sayarak altlarında kaçar tane olduğunu bulmaya çalışın. Mesela ilkini ben yapayım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane birim küpten oluşmuştur şeklinde yapabiliriz. Siz de diğerlerini bu şekilde yaparak etkinliğinizi tamamlamaya çalışın. İlk dersimizde bu çocuklar, diğer dersleri de bu şekilde göndereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.